geçmişin kıyısında, yalanlar arasında duruyorum tek başıma. Gerçeğin pususunda, bir yağmur sırasında ağlıyorum bir başıma. Kolay mı benim derdim, dünyaya derin mi sonum? Bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi zorum? Kolay mı benim derdim, dünyaya derin mi sonum? Bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi ya? İnsan ailesine ne kadar yabancı olabilir ki? Sonuçta sen onların bir parçasısın. Hiç kimse, ama hiç kimse senin kim olduğunu bilmemeli. Tamam. Kardeşinin uykusu senin uyanışın olsun Efe. Çakalların özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadardır. Yüreğindeki bu keskin acı bileyecek intikamını. Seni güçlü kılacak. Ama esas gücün sahip olduğun sır olacak. Gerçek niyetini kimseye belli etmeyeceksin. Sırrın senin kaderindir Efe. Kaderini kimseyle, ama hiç kimseyle paylaşmayacaksın. Hoş geldiniz Mete Bey. Hoş bulduk. Mete Bey, siz iyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Ben mi? Ben de iyiyim vallahi. Ne olsun işte, hep aynı. Sağ olun.
Nisan Hanım yukarıda efendim, henüz inmedi. Nisan ve ben 5 yıl kadar önce evlendik. Tamam. Sağ ol. Rica ederim. Nasıl yaptın? Bunu bana nasıl yaptın? Benden başka bir kadına sen nasıl dokundun? Ne zamandır yalan söylüyorsun bana? Sen bunu nereden çıkardın? Yalan söylüyorsun. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Öğrenmeyeceğim mi sandın? Ne sandın? Benim yerime tercih ettiğin kadın kim söyle? Ne zamandır görüşüyorsunuz söyle. Çok üzgünüm. Sen benim her şeyimdin. Sen benim her şeyimdin. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Sen benim dostumsun. Sen benim ailem. Sen her şeydin. Her şeyi mahvettin. Hiçbir şeyim değilsin sen benim. Bekle.
Mete ya. Mete Bey. Mete Bey. Anneniz kahvaltıya bekliyor efendim. Annem. Anne, hadi gel sen de bir şeyler ye. Yok kızım, benim içim almaz şimdi. Efe gelsin, onunla yerim ben. Hı, amma kıymetli oğlum varmış be. Kıymetli elbet. Bütün gece eve gelmedi, aramadı. Telefonu da kapalı. Sen hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Eşek kadar herif. Kim bilir feneri nerede söndürmüştür. Kendin gibi belleme sen Efe'yi. Daha bugüne kadar bir kere aramamazlık etmedi bu çocuk. Bu kadar saat habersiz koymadı beni. Bana bak. Sen yine bir bela sarmış olmayasın bu oğlanın başına. Ne bela saracağım ben lan? Ha? Abim geldi işte. Zamanında geldin abi. Efe Karataş'ın evi burası mı? Evet. Sen nasıl oluyorsun? Kardeşim. Bir şey mi oldu Efe? Niye arıyorsunuz Efe'yi? Ablacığım. Girin. Girin içeri. Girin dedim. Ablacığım çok üzgünüm. Başınız sağ olsun.
Mete, oğlum. Dün gece rüyamda gördüm. Efe buraya, bu eve gelmiş. Anne, ben eve döndüm dedi. Gerçek mi diye anlamak için elimi uzattım. Nisan'la tartıştığınızı duydum sabah. Önemli bir şey değil, değil mi? Yok, değil. Değil. Gözlerin çok farklı görünüyorsun bu sabah. Hasta mısın yoksa? Bir kırıklık var üzerimde sabahtan beri. Ben hemen bir ilaç getireyim sana. İçtim. İlaç içtim. Toparlar birazdan. Nisan'da tam kapris yapacak günü buldu. Neymiş derdi dün geceden beri? Konuştunuz mu, hallettiniz mi? Konuştuk. Günaydın. Günaydın. Hadi otur bakalım. Sofra hazır. Ben aç değilim. Siz yiyin, ben biraz hava alacağım. Yok öyle şey. Aç bir laç bırakmam ben seni. Bugün senin için özel bir gün. Güç toplaman lazım. Bugün büyük bir gün. Değil mi Mete? Efendim anne. Canım, ne oluyor? Dün geceki halin neydi öyle? Gene Mete üzdü seni değil mi? Anneciğim, şimdi telefonda konuşmasak olur mu? Gerçekten hiç istemiyorum şu an. Ama Nisan, konuşmalısın. Tamam anneciğim. İyiyim ben. Gerçekten arayacağım seni daha sonra ben. İyi değilsin biliyorum kızım. Endişeleniyorum senin için. Anlat hadi. Yardım etmeme izin ver. Alo Nisan. Alo. Bir şey söylesene kızım. Nisan. Duyuyor musun? Alo. Anne, ben seni arayacağım. Nisan.
sana iyi yakışıklı erkeğim. Seni çok seviyorum. İtalyanlarla sen ilgileniyorsun değil mi? Evet. Güzel. Başka birini bırakma olur mu? Şu anlaşma olana kadar bir aksilik çıksın istemiyorum. Bence endişelenmene hiç gerek yok Mazhar. Mete hepinizden daha hakim her şeye. Gece gündüz çalışıyor oğlum, baksana. Leyla'cığım, ben Mete'ye güvenmediğim için böyle konuşmuyorum ki. Biliyorsun tam aksine. Öyle değil mi? Ona çok güveniyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Ben de biraz çay koyar mısın? Efendim. Efendim, siz alır mısınız? Yok canım, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah Allah. Allah Allah. Ya Mahmut, kıyamet falan mı kopacak acaba? Tövbe estağfurullah ya. Ne oldu kız? Ya Mete Bey, sabah bana eve gelince nasılsın, iyi misin dedi. Az önce de çayı bitmişti, çay döktüm. Teşekkür etti ya. Allah Allah. Hangi dağda kurtardı acaba? Vallahi ne bileyim ben. Sen beni ne zamandır aldatıyorsun Mete? Sen kimsin? Hoşça kal hayatım. Görüşürüz. Güle güle canım. Kolay gelsin. Canım. Güle güle oğlum. Bugün senin için özel bir gün. Teşekkür ederim. Anne. Sende bir haller var. Dokunmama bile izin vermezsin. Sen anlattın ya, rüyanda Efe'yi gördüğünü. Onun yerine sarıldım. Thank you.
İsmail. Kumarbazın teki. İpsiz sapsız bir adam. Yıllarca Efe'yi çalıştırıp sırtından geçinmiş. Kadın ev kadını. Klasik anne. Kızları lise mezunu. Ne biliyorlar? Gidip konuştun mu? Henüz değil. Önce size bilgi vereyim dedim. Hemen git bir ağızlarını yokla bakalım. Belki baştan beri görüşüyorlardır Kadim'le. Biliyorlardır nerede olduğunu. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Vesikalık mı istersiniz? Yok, ben fotoğraf çektirmeyeceğim. Acaba bu kızı tanıyor musunuz? Benim çok eski bir arkadaşımdır da. Ne zamandır da görüşemiyoruz. Altta da fotoğraf yazınca belki siz biliyorsunuzdur yerini diye merak ettim. Nadide bu. Bizim mahallede yaşıyor hala. Adresini yazayım ben size. Başın sağ olsun komşum. Allah sabırlar versin. Yürüm siz Fatma. Neden acaba? Anne. Lütfen bir şey de. Bağır, çağır, ağla. Ama bir şey de. Yapma böyle. Korkutma beni. Hadi de. Doktor mu çağırsak acaba kız? Hı? Lan Epe, sen mi öldürdün onu? Ulan hayatını kurtardığım çocuğu ben niye öldüreyim? Kim? Kim öldürdü peki? Bilmiyorum. Ama mutlaka öğreneceğim. Benden ne istiyorsun? Eğer biri beni sorarsa, bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Efe ile ilgili de eskiden anlattığın hikaye neyse aynısını anlatmaya devam edeceksin. Başka tek bir kelime yok. Kim soracak seni? İşte ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Biri beni sorduğunda hemen beni haberdar edeceksin. Tamam mı? Tamam. İyi. Görüşürüz. Günaydın Mete Bey. İstediğiniz gibi saat 11'e kadar olan tüm toplantılarınızı iptal ettim. İyi. Odamda konuşalım mı? Nasıl isterseniz. Thank you.
Meriç Bey defile çıkış listesini getirdi. İsterseniz burada. Bir de defile hakkında sizinle röportaj yapmak istiyorlar. Zaman ayırabilir misiniz diye sordular. Mete Bey, ne diyeyim? Uygun bir zaman vereyim mi? Mete Bey. Nasılsınız? Nasıl geçti geceniz? İyiydi. Ben dergiyi arayıp daha sonra randevu vereceğimi söylerim. İzninizle. Neler oldu? Ne oldu? Mete, Nisan'la konuştunuz mu? Ne dedi? Sabahtan beri arıyorum, telefonlarını da açmıyorsun. Öleceğim meraktan. Seda. Meçhul aşığının ben olduğumu Nisan'a söyledin mi? Benim yerime tercih ettiğin kadın kim söyle? Ne zamandır görüşüyorsunuz söyle. Mete, Nisan biliyor mu? Meraktan ölmemi istemezsin değil mi sevgilim? Hoş geldin. Mete geldi mi? Geldi Yakup Bey, odasında. Seda Hanım var yanında. Yakup Bey, hoş geldiniz. İmzalamanız gereken evrak var. Neymiş o? Çin'den gelen konteyner gümrüğe takılmış. Belgelerini hemen fokuslamanız gerekiyor. Mete, neyin var senin? Yok bir şeyim. İyiyim. Kapana kasılmış kurt gibi görünüyorsun. Tamam. Anladım. Nisan'a üzülüyorsun sen. Ama böylesi hepimiz için daha iyi olacak sevgilim. Artık Nisan'la konuşmak zorunda değilsin. Hayatında başka bir kadın olduğunu biliyor. Artık ayrılmak çok daha kolay olacak senin için. Bir dakika.